Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulullah'a salatü vesselam olsun. Arkadaşlar, Hasan el-Benna, İhvan-ı Müslim'in dönemi sunumuna devam ediyoruz. Bir küçük parantez olarak Hasan el-Benna merhumun şahsıyla ilgili önemli, gerekli, ansiklopedik sayılabilecek birkaç bilgiyi yeniden belki paylaşmak istiyorum topluca. Bence çarpıcı. Benna kelimesinin sözlük anlamı yapan demek, kuran demek. Türkçede de yaygın kullandığımız bina kelimesinin kardeşi olarak düşünün. Çünkü aynı kökten geliyorlar. Benna, binayı inşa eden manasında. Tarihteki işlevine İslam adını ortaya koymuş olduğu faaliyete baktığınız vakit gerçekten Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin, Adl isminin tecellisi tam yerine oturan bir isme sahip olmuştur diyebiliriz. Geçtim. Hasan el-Benna'nın babası arkadaşlar, Ahmet bin Hanbel'in müsnedini şerh edecek kadar yetkin bir alim, özellikle hadis alimi. Ama yani bu bugün içinde gene olduğu gibi karnı doyuracak ailenin en mütevazı şartlarda bile aylık geçimini temin edebilecek bir şey olmadığı için hakikatte müsnede şerh yazacak kadar yetkin bir hadis alimi olmasının yanında ayrıca meslek sahibidir. Evet, Hayrettin Karaman Hoca'nın İslami Hareket Öncüleri dizisinin 1. cildinin 248. sayfasından naklettim. Gene aynı kitabın 251. sayfasından naklediyorum. Hasan el-Benna arkadaşlar Kahire'de gittiği fakülteyi birinci olarak bitirdi. Birinci mezun olanlara tanınan bir imtiyaz, burslu olarak Paris'e gitme hakkı tanındı kendisine. Reddetti. Onun yerine bu reddedişin bir tek gerekçesi var. Bir an evvel İslami hizmete başlayabilmek. Ve bu tercihi yaptığı sırada arkadaşlar henüz 19-20 yaşları civarında. Bunu reddettikten sonra Mısır'ın İsmailiye şehrine bir ilkokul öğretmeni olarak tayini çıkarıldı. Onu tercih etti. Evet. Yani hatırlatmış olalım. Gördüğünüz gibi Hasan el-Benna'lık öyle çok kolay olmuyor. Ve 19 sene müddetli öğretmenlik yaptı. İsmailiye'den başlayarak Mısır'ın muhtelif şehirlerinde. Yine Karaman Hoca'nın 1. cildinin 252. sayfasından nakletti. Şimdi merhum Benna ile ilgili bu kısa ansiklopedik tanıtımı yapıp parantezi kapattıktan sonra bu akşam onun bizim için de hala son derece önemli olan hizmet ve hayat prensiplerinden işte süremizin yettiği kadar 3-5 tanesini sizlerle paylaşmak, belki üzerlerinde birkaç cümlede konuşmak isterim. Risalelerin bu Türkçe çevirisi 4 cilt halinde yayınlanmıştır. 2. cildinin 3. sayfasında Efendimizin aleyhissalatü vesselam hikmet müminin yitiğidir, nerede bulursa alsın hadisi şerifini Hasan el-Benna bence çok doğru, çok mükemmel bir şekilde şerh ediyor. Çünkü hadisin şimdi Hasan el-Benna üzerinden aktaracağım bu yorumuna hepimizin ihtiyacı var. Günümüzün bütün şuurlu Müslümanlarının, bütün İslam devrimcilerinin. Çünkü arkadaşlar maalesef ne yazık ki Müslümanların arasında, yani derken tabii şuurlu Müslümanları kastediyorum, öteden beri yani aslında oldukça geniş bir kabule mazhar olmuş olan bir zihniyet darlığı vardır. O da şudur: sadece Kur'an-ı Kerim'den, sadece hadis-i şeriften, sadece İslami niteliği açık olan kaynaklardan almak, bunların dışarısında hikmet ifade ediyor diyebileceğimiz, dolayısıyla istifade edilir diyebileceğimiz bir şeyin var olabileceğini varoluşsal açıdan, ontolojik anlamda reddetmek, bu manada dışarıya kapanmak ve bunu da sözüm ona İslam adına hem de sağlam bir İslamcı duruş adına yaptığını zannetmek. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında son derecede yaygın bilinen, muhakkak hepinizin bugüne kadar birçok kez zaten haberdar olduğu, bildiği bu hadisi üzerinden aslında çok net bir şekilde itiraz ediyor.
Yani böyle bir hadis Efendimiz'den şerefsizdir olmuş olmasına rağmen ve şuurlu diyebileceğimiz Müslümanların arasında böyle bir zihniyet darlığı hala nasıl oluşabilmiştir ve varlığını devam ettirmektedir. Bu zaten başlı başına çok ilginç, merak edilmesi, cevabı aranması, merak edilmesi gereken bir konu da biz bir an için onu bir kenara bırakalım. Şimdi Benna'nın şerhiyle hadis-i şerifteki birinci vurguya dikkat çekelim. Demek ki hikmet her yerde bulunabilir. Yani hikmet ifade ettiği mana doğru. Doğru bağlamda onu alıp kullanacak insanlara da yarar sağlayacak olan bilgelik ifade eden tespittir, sözdür. Çok basit tanımı. Hikmet müminin yitidir, nerede bulursa alsın dediğine göre Efendimiz, demek ki çok net, hikmet her yerde olabilir. Sadece açıkça Müslüman olduğunu bildiğimiz insanların elinde, onların patenti altında değil. İki, bunun doğal devamı, müminler bulduğu vakit alsınlar. Yani ben arkadaşlar bundan 4-5 sene kadar, bir süre önceydi hatırlıyorum. Bir gece İstanbul'da işte rutin haftalık tefsir dersini yaptığımız ortamda emekli bir imam. Yani yaşı itibarıyla da tabii benden büyük ağabeyim yaşında. Ve hani öyle işte cahil, İslami meselelerle, İslami ilimlerle, İslam derdiyle hiç alakası olmayan cinsten. Çünkü ne yazık ki böyle bir kategori de vardır. İşte hani mevlid okuyalım, para kazanalım. Hani o tipler için hak edilmiş bir tabirdir. Namaz kıldırma memuru cinsinden bir imam değil. Yani imam sıfatının manasını büyük ölçüde hak etmiş türden bir imam. Onun da bulunduğu bir mecliste. Ben şimdi konu neydi geçmiş zaman hatırlamıyorum. Karl Marx'tan bir alıntı yaptım. Yani o alıntı işte tam bu hadisin kapsamına girer tarzda bir alıntıydı. Hikmet müminin yittiği. O söz doğru bir sözdü. Zannediyorum şuydu, 3. Napolyon tecrübesine bakarak şimdi aklıma geldi. İşte tarihte her şey iki kez tekrarlanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi. Bu bence doğru bir tarih felsefesi içeren sözdür. Marx da bunu 1. Napolyon'la 3. Napolyon arasında bir karşılaştırma yapmak sadedinde söylüyor. Bu anlamda da yerine oturur, doğrudur. Daha sonra bu imam abimiz benim yanıma geldi masaya, itiraz etti. Yani sen dedi bir Müslüman olarak, bir hoca olarak üstüne üstlük burada gelmiş harafta millete Kur'an tefsiri dersi yapan birisi olarak Karl Marx gibi bir adamdan nasıl alıntı yaparsın? Yani tasdik mahiyetinde, bak bu doğru bir sözlü mahiyetinde. İşte canlı örnek arkadaşlar benim şu an hatırladığım ve çok da uzak olmayan bir zamanda bizzat tecrübe ettim dediğim. Halbuki Efendimiz diyor ki hikmet her yerde bulunabilir. Ama Karl Marx'ta da bulunabilir. Bu Karl Marx'ın ya da onun emsali herhangi bir kafirin düşünce sisteminin bütünü itibarıyla doğru olduğu anlamına, bizim de Müslümanlar olarak böyle bir şeyi onayladığımız anlamına gelmez. Parça olarak, perakende olarak tek tek düşünce sistemi genelde fevkalade yanlış ve batıl olan insanlarda, felsefelerde, ideolojilerde bile bundan bağımsız tek tek münferit hikmet değeri ve niteliği taşıyan değerlendirmeler olabilir. Bunu gördüğü vakit Müslüman o mücevherin diyelim bir kirlilik yığını içerisinde, bir çöp yığını içerisinde olmasına takılmadan sadece o mücevhere yoğunlaşarak onu alsın, kullansın, istifade etsin. Ve ne güzel bir vurgu. Bu diyor Efendimiz aslında müminin kaybetmiş olduğu kendi malıdır. Çünkü hikmet öylelerinin elinde parça parça istisnai olarak bulunur. Bütün olarak, düşünce sisteminin bütünü olarak sistematik nitelikli hikmete sahip olan sadece biziz, İslam'dır, Müslümanlardır. İşte bu bakımdan kaybettiği yitidir diyor. Alsın diyor. Bunu çok böyle özetle hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştığım bu yorumu orada Hasan el-Benna'da görüyorsunuz. Ben şahsen okuduğum vakit hayranlığımın üzerine bir kat daha ilave etmiş idim. Evet.
Gene Risalelerin 4. cildi 196. sayfasından değerlendirmesini özet olarak aktarıyorum. Bu da günümüz şuurlu Müslümanının, özellikle İslamcısının, İslam devrimcisinin fevkalade ihtiyaç duyduğu bir bakış açısı öğretiyor, bir usul öğretiyor. Şöyle özetlemişim ben onu. İçtihadi nitelikli ve ihtilaflı meselelerdi. Yani bu anlamda meseleler malum ikiye ayrılır. Tevkifi, içtihadi. Tevkifi Allah ya da Resulü tarafından doğrudan açık ifadeyle, nasla kesilip atılmış konular. Bunlar da Yasin Suresi, Ahzab Suresi 36. ayetin hükmü geçerlidir. Yani herhangi bir meselede ayet ve hadisle Cenab-ı Hak ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hükmü, neticeyi, değeri bizzat ifade etmişler ise o hadisin sıhhati açısından, ki o senetle ilgilidir, herhangi bir sıkıntı da yok ise, böyleleri için Ahzab 36 diyor ki Allah ve Resulü bir konuda fikrini beyan ettikten sonra mümin erkekler ve mümin kadınlar aynı konuda başka bir fikir beyan edemezler. Bitti. Bu tevkifi çıktık. Böyle değil. Bir de bunun diğeri var, içtihadi. O konuyla ilgili bu nitelikte Allah ve Allah'ın Resulünden kaynaklı net bir değerlendirme, sonuç yok ise, yani bu Müslümanların yorumuna ve kararına bırakılmış bir mesele ise, bunun da adı içtihadi. Şimdi Hasan el-Benna diyor ki, içtihadi nitelikli olan ve ihtilaflı olan. İçtihadi nitelikli meseleler arkadaşlar, yani %98'i itibarıyla ihtilaflıdır. Çünkü konuyla ilgili uzman kabul edeceğimiz çeşitli İslam tarih alimleri tarih boyunca birbirinden farklı değerlendirmeler yapmışlardır. Bu da İslam'ın her asırda sürekli ilk indiği andaki tazeliğini, gerçekten evrenselliğini temin eden sırlı bir mekanizmadır. Diyor ki Hasan el-Benna, bu nitelikte olan meselelerde tarih boyunca imama ya da ehli akl ve halle itibar edilir. Teknik terimler, yani ya imam, halife, onun sözüne bakılır veyahut da işte o halifeyi de tayin etmek ve azletmekle yetkilendirilmiş bir kurul varsa şayet ortada. İlk defa Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından kendisinden sonraki halifeyi tespit etmek üzere oluşturulmuş kurul gibi, ehl-i hal ve akt denilir buna. Onun söyleyeceğine bakılır ya da halifenin, imamın söyleyeceğine bakılır. Ama şimdi Hasan el-Benna'nın yaşadığı günde ve bu açıdan hiçbir şey değişmemiştir. Günümüzde de halife var mı? Yok. Yani imam var mı? Hadislerde daha ziyade vurgulanan ismiyle yok. Ehli hal ve akt var mı? O da yok. O zaman diyor ki Hasan el-Benna, günümüzde Müslümanlar ya bu konuda filanca şöyle diyor ve yani muteber bir alimdir. Yani rahatlıkla bizden sayacağımız birisidir. Ama aynı konuda feşmekanca da en az ilki kadar muteber, Müslümanlığına güvenilecek biri olmakla beraber farklı bir şey söylüyor. Üçüncü bir kişi farklı bir şey, dördüncü bir kişi farklı bir şey. Şimdi bu durumda büyük şuurlu Müslüman kitleye mensup olan birinin, yani o uzman değil demektir, bunlardan birini tercih edecek mukallit. Yani meseleden nasıl sıyrılacağına, kimin peşinden gideceğine karar vermekte zorlanması çok yaşadığımız, karşılaştığımız çok normal bir hadisedir. Yani böyle tombaladan çeker gibi haşa, rastgele, tesadüfi, işte bu konuda ben şunu isabetli buluyorum, bu konuda bunu isabetli buluyorum diyemez. Peki o zaman ölçü ne olmalıdır? Bu alıntı yaptığım yerde ayet-i kerimeye gönderme yapmış mı hatırlamıyorum ama fakat yapmamışsa bile onu ben söyleyeyim. Nisa suresinin 115. ayet. Müminlerin çoğunluğu diyor ayet-i kerime. Hasan el-Benna da onu söylüyor. Diyor ki bu gibi durumlarda sevada azama aynı şeydir. Müminlerin çoğunluğuna itibar edilir. Evet. Zaman bunu bilmeyenlerin fevkalade sıkıntıya düşüp mütereddit kaldıkları bir meselede İslami usul ilimlerine de fevkalade uygun, zaten onların da söylediyordur. Mesela
O ayet-i kerimeye bu perspektif ilk defa İmam Şafii tarafından kazandırılmıştır. Hasan el-Benna gibi bir hidayet önderi, çağımıza ait, çağdaş bizden olan bir hidayet önderi tarafından da aynen devam ettirilmektedir, teyit edilmektedir. Son derece önemli bir usul kuralıdır. Yine Risalelerin ikinci cildinin 13. sayfasında bir vecize, İslam hem kitap hem kılıçtır. Yani hafızalara yazılması gereken, isterseniz böyle süslü güzel bir yazıyla çerçeve içerisinde camlatıp duvarlarınıza asabileceğiniz cinsten, İslam hem kitap hem kılıçtır dediğinde mana itibarıyla neyi kastettiğini ifade etmeye, izah etmeye ben gerek görmüyorum. Çünkü sadece lafzın kendisi manasını ayrıca, yani nefes tüketmeyi gerektirmeyecek kadar net ifade ediyor. Sadece bunu teyit manasında. Efendimiz'e ait aleyhissalatü vesselam bir hadis miydi yoksa işte Hazreti Ali başkaları için de deniliyor, ona ait bir eser miydi? Olduğu konusu hadisçiler arasında tartışma konusu olan. Ama metnin ifade ettiği mananın isabetliliği açısından üzerinde hiçbir şüphe, tereddüt, ihtilaf, tartışma bulunmayan şu rivayet. Allah kitapla düzeltmeyeceği fitneyi kılıçla düzeltir. Muhtemelen merhum Benna da bu sözü ifade ederken bu hadisi ya da eseri hatırlayarak söylemiştir. Eğer öyle değil idiyse fevkalade bir tevafuk oldu demektir. Büyük ihtimal, daha kuvvetli ihtimal zaten bu hadisi ya da eseri hafızasında tutarak ifade etmiştir. Sonra bir diğeri, gene Risalelerin ikinci cildinin 10. sayfasından aynen alıntı. Vaktini öldüren kendini öldürmüş olur. Çünkü vakit hayattır. Benim şahsen çevremdeki şuurlu Müslüman tanıdıklarımda, arkadaşlarımda en çok rahatsız olduğum şeydir bu. Vaktin değerini bilemeyip hiç farkında olmadan israf etmek, heba etmek. Yani bundan bir iki ay önceydi, böyle çok sevdiğim, İslam davasının çok samimi yolcularından biri olduğuna da dünyada ahirette şehadet edeceğim bir kardeşimle böyle yemek sonrası çay içerken aklımda kaldı. Aramızda şöyle bir sohbet geçti. Şimdi tam bu sözün somut izahı ve ispatı. Her gün sabah bir defa, akşam bir defa, günde iki sefer birer dakikalık meşguliyetiniz olduğunu düşünün. Ama sene boyunca istisnasız her gün. Diyelim ki bir ilaç almanız gerekiyor sağlığınız için her zaman. Bu ilacı almanız, uygulamanız diyelim ki bir dakika sürüyor ortalama. 12 saat sonra bir daha günde 2 dakika. Şimdi bakın şu hesaba dikkat edin arkadaşlar. 365 çarpı 2. Ne olur bu? 730 dakika. 730 dakika arkadaşlar saat itibarıyla 600 dakika, 10 saat, 12 saate isabet eder. 10 dakikada fazlası olur. Her sene 12 saat, 10 dakikalık bir zaman sürecinden bahsediyoruz. Kitap okuma hızı normal diyebileceğimiz, yani kitap okuma alışkanlığı olan ama böyle çok hani üst düzeyde değil. Günde 1-2 saat kitap okumaya vakit ayırabilen bir insan için normal boy kitapta bir saatte okuma payı yaklaşık olarak 20-30 sayfa arasıdır. 25 sayfa kabul edin. Bir saatte. Elimizdeki süre neydi? 12 saat, 10 dakika fazlasıyla. Bir saatte 25 sayfa okudunuz. On saatte 250 sayfa okudunuz. 12 saatte 300 sayfa okudunuz. Bir kitap okudunuz. Bir senede. Sadece günde 2 dakikalık zaman israfının hesabını yapıyoruz. Ona dikkatinizi çekiyorum. Herhalde hiçbirimiz demeyiz ben işte günde 2 dakika israf ediyorum.
Şimdi şunu değerlendirin arkadaşlar. Elimizi vicdanımıza koyduğumuz vakit, ya benim günde gerçekten böyle yani bedavaya harcadığım, israf ettiğim diyebileceğim süreler günlük ortalaması bir saat tutar der misiniz? Bunun 30 katı demektir. Senede 300 sayfalık bir kitap değil, 300 sayfalık 30 kitap demektir. 10 senede 300 kitap demektir. 50 senede 1500 kitap demektir. Günde bir saat üzerinden yaptık bu hesabı. Ben 2 saat israf ediyorum diyen varsa şu az önce sıraladığım rakamların hepsini 2 ile çarpsın. Neyi kaybettiğini görsün. Evet. Ve ondan sonra şimdi merhuma bir kere daha rahmete vesile olsun inşallah niyetiyle ben o sözünü bir daha okuyayım. Vaktini öldüren kendini öldürmüş olur. Çünkü vakit hayattır. Hasan Erbenna olmak kolay olmuyor. Risalelerin 3. cildi 354. sayfa. Diğer İslami çevrelere karşı tutumumuz, İhvan-ı Müslim'in mensuplarına bir prensip, bir yönlendirme. Aynen, hangi İslami alt kimliğe mensup olursak olalım, çoğumuzun tahmin ediyorum bir mensubiyeti vardır. Bu bir tarikat olabilir, bir cemaat olabilir, bir çevre olabilir, bir grup olabilir. Ehli sünnet vel cemaat çerçevesi içerisinde olmak kaydıyla bence mahsuru yoktur, faydası da vardır. Şimdi buradaki değerlendirme somut bir şahıs, Hasan el-Benna merhum tarafından somut bir çevreye. Mısır'daki İhvan-ı Müslim'in cemaatine, teşkilatına, onun mensuplarına hitaben diyor ki, diğer İslami çevrelere karşı tutumunuz, onlara hayır dilemek, suçlamalarına sebep aramak, yani bize yönelik suçlamaları varsa, bunu bir kavganın başlangıcı addetmek değil, acaba bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz bizimle ilgili niçin aleyhte bulunuyorlar, niçin eleştiriyorlar, niçin bizim hakkımızda olumsuz şekilde konuşuyorlar diye ciddi bir niyetle, temiz bir kalple bunun sebebini merak edip araştırmak, cevap vermemek şeklinde olur. Yani polemiği başlatmayın. Çünkü arkadaşlar şöyle birbiriyle irtibat halindeyken ayrılmakta olan ve aslında aynı bütünü, aynı ruha ait olan iki parçayı düşünün. Bunların her ikisi de birbirinden aynı anda ve eşit mesafeyle ayrılıyor ise durum şöyle olacak bir süre sonra. Bunlardan bir tanesi diğerine kendine göre küsmüş, ondan uzaklaşıyor. Ama bir iki yerinde sabit kalıyor ise durum şöyle olacak. Az öncekinin %50'si. Ve yarın öbür gün bir araya gelme düşünüldüğü vakit kapatılacak o mesafe çok daha kısa olacak, çok daha yakın olacak demektir. Bu haklı haksız belki bir sürü iftiraya, eleştiriye maruz kalmış olan o insanlar için hepimiz nefis taşıyoruz, hepimiz insanız. Belki dayanması, sabretmesi, hazmetmesi güç bir şey olacak. Ama şimdi şu basit şematik mantık üzerinden bile düşündüğünüz vakit, her iki tarafta birbirinden ayrıldı. Bir ay sonra diyelim ki aradaki mesafe 100 kilometre. Ya da taraflardan biri gene yerinde sabit durdu. Kendisine söylenilenleri hazmetti, yaladı, yuttu, düşmanlık yapmadı, uzaklaşmadı. Sadece biri uzaklaştı. Aradaki mesafe de 50 kilometre oldu 100 yerine. Şimdi bu durumda yeniden barışma, bir araya gelme, buluşma söz konusu olduğunda bundan bütün olarak İslam ve ümmeti Muhammed kazanacak mı? Evet. Bu hale bakıp Cenab-ı Hak razı olacak mı? Evet. Dünyada imtihan meydanı mı? Evet. Yani İsrail'i rivayet deniliyor, diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, insanlar bana iftira etmesinler. Benim aleyhimde konuşmasınlar, benim gıybetimi yapmasınlar. Cenab-ı Hak cevap vermiş. Ey Musa demiş, bu istediğini ben kendi nefsime bile yapmadım. İnsanlar Allah'ın aleyhinde de konuşuyor mu, inkar ediyor, küfür ediyor,
sapıkça sıfatlar isnat ediyor. Dolayısıyla bu senin hakkında da herkes hakkında da haydi haydi olacak. Bizim hakkımızda da olacak. Burada imtihan edilmek için. Aleyhimizde konuşacak, küfür edecek, iftira edecek olanlar keşke hep sürekli aynı zamanda Allah'ın ve İslam'ın düşmanı da olan kafirler olsa. Hani o zaman gönül koyma diye bir mesele olmaz. Çünkü ondan zaten onu bekliyorsun. Ama bunları yapanlar bizim Müslüman kardeşimiz diye bildiklerimizse insan demeli ki zaten dünya imtihan dünyası. Ve hadiste buyurulduğu gibi en yakınlarınızla imtihan olacaksınız. Yani taşlar yerli yerine oturuyor burada. Garipsenecek bir şey yok. Şimdi bu benim imtihanım. Bu imtihanı Cenab-ı Hakk'ın bana yaşatırken benden beklediği tavır ne? Onun bana sövdüğü kadar benim de ona mı sövmem? Hayır. O zaman imtihan olmaz. O bana söverken hem de diyelim ki %100 haksız. Ben yani ona belki çok bir değer atfettiğim için değil ama meseleyi bu açıdan gördüğüm Allah'ın hatırı için, Resulullah'ın hatırı için, ümmetin hatırı için, İslam davasının hatırı için onu hazmetmek, yutmak aynı şekilde cevap vermemek. Belki Benna'dan alıntıladığımız bu çerçevede bulunmayan benim hani kendiliğimden katkı olarak söyleyeceğim şu olabilir. Somut suçlamalar varsa sadece ve sadece o suçlamaları tasdih etmeye, reddetmeye yönelik ama kesinlikle karşı tarafa aynı şekilde suçlamalar içermeyen açıklama yapılabilir. Yani birileri mesela bizimle ilgili gün vererek, tarih vererek, somut bilgiler vererek şöyle şöyle bir şey yaptığımızı iddia ediyorlar. Hayır, bu vaki değil, bu olmadı, yaşanmadı, gerçek değil. Deyip bunun çok soğukkanlı, kısa bir açıklamasını yapmak. Çünkü bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde çok net olarak bulunan bir tavırdır. Cenab-ı Hakk'ın sırf bu bakış açısıyla çok sayıda ayet indirmiş olduğu bir tavırdır. Onu da buna ilave edelim. Ama şimdi çok parantez açtığımız için bunu baştan sona okuyarak geçeyim toplu. Diğer İslami çevrelere karşı tutumunuz onlara hayır dilemek, suçlamalarına sebep aramak, cevap vermemek şeklinde olsun. Size selam verene mümin değilsin demeyin. Son cümlede zaten bir ayete gönderme yapıyor bildiğiniz gibi. Evet yani beş vakit aynı kıbleye dönüyor isek onlara sen kafirsin demeyin. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma ihtimalini engellemek için ben kendiliğimden ilave kısa bir parantez açayım. Bu grup aynen FETÖ örneğinde olduğu gibi açık net 2x2=4 kesinliğinde İslam düşmanı güçlerle birleşmiş diğer Müslümanlara karşı onlarla işbirliği yapıp İslam'ın ve Müslümanların üzerine hücum etmiş ise buraya kadar bahsettiğimiz kapsamda değerlendirilemez. O imtiyaz onlar hakkında düşünülemez. Çünkü dikkatinizi çekiyorum. Hasan el-Benna'nın değerlendirmesi bir diğer İslami grup diyor. Eğer akla gelenler o topluluk İslami bir grup tırnak içinde nitelendirmesini hak etmeyen, bu hakkı kaybetmiş olan bir topluluk ise buraya kadar konuştuklarımızla onların bir alakası yoktur. Müsteri olacaksınız o zaman. Gene aynı bağlamda yani İslam kardeşliğini böyle ayakları yere basar hale getirmeye yönelik Risalelerin 4. cildinin 84. sayfasından aktarıyorum. Diyor ki İslam bizleri bölünmeden uzaklaştırmak için kardeşliği imandan sayar, bölünmeyi de inkardan. Müminler ancak kardeştirler ayetini bu bağlamda hatırlayabilirsiniz. Kardeşliği imandan sayar, bölünmeyi tabii burada bölünme derken birbirine husumet beslemeyen farklı İslami gruplar oluşturma değil. Ona Kur'an'ın da sözü yok. Hayırlarda yarışın diyor ayet-i kerime. Müminlerin bütününe. Müminlerin bütününe yönelik hayırlarda yarışın tavsiyesi, emri
altyapısında gizil olarak otomatikman bu anlamda farklı gruplara da bölünün ya da bölünebilirsiniz. Ruhsatını ve iznini de taşıyor. Çünkü birden fazla alternatif yoksa aynı hedefe yönelik bir yarış olayından bahsedemeyiz zaten. Mantık olarak bahsedemeyiz. Burada arkadaşlar bölünme farklı gruplara ayrılma değil. Bu farklı grupların her biri İslami olduğu, Müslüman olduğu iddiasına rağmen birbirine düşman olması. Birbirinin aleyhinde bulunuyor olması. Ve bu gecelik sunuma son olarak 30. dakikaya gelmişiz. Şunu ilave edeyim. Gene Risalelerin 4. cildi sayfa 136'dan diyor ki, bugünkü durum şudur. Ehli küfür bu ilahi nura, Kur'an'a iman etmiyor. Ehli iman da onunla amel etmiyor. Evet. Hasan el-Bennalık değerde ve vecizede, yani şimdi buna sehli mümteni denir eskiden. Çok sıradan, basitmiş gibi gözüken ama benim diyen adamın da kuramayacağı bir cümleyle o anlamı ifade etmek. Yani mesela hadis-i şerifte işte ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya bunların meclislerinde oturanlardan ol, ya bunları sevenlerden ol. Beşincisi olma, helak olursun dediği gibi Efendimiz'de sehli mümteni ifade çoktur. Aynen onun gibi bu da sehli mümteni. Çünkü kafirler Kur'an'a iman etmiyor. Müslümanlar da amel etmiyor. Nokta. Şimdi baksanız bu söz 1930'ların 40'ların Mısır'ında söylendi. 2023'lerin Türkiye'sine cuk oturuyor mu arkadaşlar? Evet, ve sadece ne yazık ki Türkiye ile Mısır'la sınırlı değil. O gün içinde, bugün içinde İslam dünyasının bütününe, tek tek bütün ülkelere, her birine de cuk oturuyor diye değerlendirme yapabileceğimiz bir teşhis. Ümmet-i Muhammed'in ortak yaygın hayati stratejik hastalıklarından bir tanesi. Bundan kurtulacağız. Allah'ın inayetiyle ümmet olarak bu hastalığımızdan, diğer ölümcül manevi hastalıklarımızla beraber bundan da kurtulacağız arkadaşlar. Yolu yok yani. Hannibal'in dediği gibi, ya bir yol bulacaksınız ya bir yol açacaksınız, ama kar var, dağlar kesildi, yolumuz, gidemeyiz. Böyle bir alternatif teorik olarak da kabul etmiyoruz. Şimdi buna şart sayayım, ben kendi ezberimden şunu ilave etmiş olayım. Yasin suresi biliyorsunuz cahil Müslümanların gözündeki değeri ölülere ya da ölmekte olanlara, sekerat döşeğinde olanlara okunan surettir. Yani o sayıca büyük ama bilgi şuur anlamında fevkalade yaya olan ümmeti Muhammed'in büyük kesimine Yasin suresi dendiğinde sende ne çağrışıyor, ne anlarsın falan diye sorduğunuzda o uygulamanın yaygınlığı nedeniyle hemen bu cevabı verecektir. Yasin ölülere okunur. Ya ölmüştür, işte Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde onun dünyada kalan yakınları, böyle dünya kadar, ben kendi akrabalarımda da insan tanıdım, abdestini alır, huşu ile açar, biliyorsa eğer Kur'an okumayı, Yasin okur. Yani bizimkiler çok öyle değildi. Daha ziyade Yasin'in Türkçe mealini okumak suretiyle, işte onu o ölmüşün ruhuna hediye etmek suretiyle falan, ve böyle fevkalade de rahatladığını hisseder sonuçta. Yani Yasin ölüler suresidir. Ne yazık ki. Fiili durum bu. Ama çarpıcı olan şu, Yasin suresinin içindeki ayet-i kerimelerden biri diyor ki, bu kitap diriler içindir. Şimdi oturalım isterseniz sabaha kadar ağlayalım. İnşallah şu hadisin kastettiği toplum biz değiliz. İnşallah daha o zaman gelmedi. Benim tahminim de temennim de öyle arkadaşlar. Ama Efendimiz ahir zaman hadislerinden birinde diyor ki, kıyametin kopmasına 5 kala ahir zamanda benim ümmetim bir vadide olacak. Kur'an bir vadide olacak. Ümmetin
ölü suresi muamelesi yaptığı surenin içinde bu kitap diriler içindir ayeti kerimesi de bulunacak. Ağlayamıyorsak kalbimizin katılaşmış olmasındandır. Önümüzdeki hafta saat 22'de Cuma akşamı Allah nasip ederse İslam devrimi devleti yolunda Hasan el-Benna merhumdan ve onun dönemi İhvan-ı Müslim'in tecrübesinden çıkartacağımız dersler nelerdir? Devam edeceğiz. Şimdi 35, bir 5 dakika kabul edeyim. Sorularınıza sıradan cevap verelim. Celal Akdeniz. Hocam geçen haftaki sohbette İstanbul'un fethi ile ilgili az bilinen hadisten bahsettiniz. Evet, yani İstanbul'un iki sefer Müslümanlar tarafından fethedileceği hadisin özü o. Sevr sonrası İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesi, daha sonra tekrar alınmasını ikinci fetih sayabilir miyiz? Alakası yok. Yoksa bundan sonraki süreçte İstanbul tekrar işgal edilecek mi diye düşünüyorsunuz? İşgal altında zaten. Yani bir hayli zaman da oldu. Konu Mehdi ile de alakadar olduğu için fikriniz nedir? Mehdi ile alakadar olduğu doğru. İleride yaşanacak bir işgal ve sonra işte ondan tekrar istirdat etme söz konusu değil. Hala hazırda da devam etmekte olan işgali bitirecek İslam adına kuvvetli ihtimal Mehdi Aleyhisselam'ın işi icraatı olacak bu. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yaşanacak. Ama şimdi gelecekten ve Mehdi'den bahsettiğimiz için konu bu noktaya geldiği vakit fevkalade istismar edilen bir mesele olduğu için ben ötesine geçmem. Yani soru da yok zaten de. Ama ne kendiliğimden konunun bütünlüğü sağlansın, bunu da ilave edelim diye konuşurum. Ne bu anlamda bir soru gelse ona da cevap veririm. Çünkü yani şuurlu Müslümanların hepsi bu sıkıntıyı yaşamıştır ve farkındadır. Böyle Mehdi Mesih dediğimiz vakit, gelecek dediğimiz vakit arkadaşlar, bir sürü manyağın ve üçkağıtçının cesaretini ateşleyip İslam'a, İslam davasına zarar veriyoruz. Herif diyor ki ben Mehdi'yim, ben Mesih'im, sonra yavaş yavaş etrafına işliyor falan. Böyle benim gibi hiçbir anlamda üst düzey olmayan, sıradan, gerçekten tevazu olsun diye söylemiyorum. Yani ben önemli bir şahsiyet değilim, meşhur biri değilim. Dolayısıyla yani çevremde ona göre. Biri bile bugüne kadar 5 tane Mehdi'nin elini sıkmış bulunuyorum. Canlı kanlı yani, isimleri tabii burada dile getirmem de. Ciddi ciddi ahir zaman Mehdi'si olduğunu düşünen kimisinin etrafında birkaç kişi, kimisinin yani yüzlerce sayabileceğimiz insan olan ve onların da işte bu Mehdi'dir falan diye düşündükleri kategoriden 5 kişiyle ben bizzat tanıştım, elini sıktım. Tabii bunların beşi de ya manyaktı ya üçkağıtçıydı. Ama bu kadar istismar edilen bir konu olduğu için ötesine geçmeyiz. Allah'a alem durum dediğim gibi. Alparslan Yücel, evet Alparslan Yücel uzun sormuş birkaç tane. Ben bakar ki başlamadan önce bakmıştım. Şunu söyleyeyim, anladığım kadarıyla sırayı karıştırmış buraya. Gönderdiği mesajlar baştan sona doğru insicamlı değil. O yüzden yani anlamakta da zorlandım, karışık olduğu için. Şimdi hızla gidip mesela herhalde başta olması gerekeni 5. sıraya koymuş. Kendisini hatırlatmış olalım. Demiş ki rahmetli Kadir Mısıroğlu hocamız batılı batıl bilmek, hakkı hak bilmekten daha evvel ve mühimdir derdi. Olabilir yani. Def-i mazarrat celb-i menfaatten evladır dediği için fıkıh usulü de ona uyar. Hayrettin Karaman hocanın söylemleriyle ilgili geçen hafta verdiğiniz ödevi internet sitenizdeki mesaj kısmına link yollayarak yapmaya çalıştım. Farkında değilim. Yani şu ana kadar böyle bir şey bana gelmedi. Ya geldi ben fark etmedim ya gelemedi, bir yanlışlık yapıldı. Zira resimleri yollamak için e-mail adresi bulamadım. Yani Gmail adresini burada moderatör kardeşlerimiz yazıyorlar sürekli. Muhtemelen şimdi de yazıyorlardır.
hatırlatmış olalım. Karaman Hoca'nın şahsında yoğunlaşan sorun, Yaşar Nuri Öztürk, Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan gibi hocaların da ortak özelliği olarak beliren reformist ve ehli sünnetin cumhuruna muhalif görüşlerin bütününü kapsamaktadır. Ve bu görüşlerin değil İslam devrimi idealine, normal Müslümanın iman bütünlüğüne bile zarar verdiği iddia ediliyor. Yani Hayrettin Karaman müstesna, geri kalan isimleri bu anlamda teskiye etmem. Artık anlaşıldığı kadarıyla. İslam devrimi derslerimizde bugün ve geçmişte tartışmalı fikirleri olan hocaları da gündeme almayı düşünüyor musunuz? Anlaşıldı. Evet, ama yakın zamanda değil. Yani önem sırası itibarıyla benim kafamdaki kurguya göre sıra artık o tür meselelerden de bahsedebiliriz noktasına geldiğinde. Ve burada ismi sayılan şahısları değil. Çünkü arkadaşlar bunlar türevin türevi. Yani burada Alparslan Yücel Bey'in kastettiği, benim de hemfikir olduğum o genel sapıklığın asıl kaynakları tabiri caizse babaları olan isimler vardır. Bunlar çok küçük kalıyor onların yanında. Büyük ihtimal tarihte de bir yer bırakmayacaklar, bir iz bırakmayacaklar. O bakımdan bunları değil, bu işin başında olanları. Sırası geldiğinde mevzu etmeyi düşünürüm. Örnek Fazlur Rahman gibi. Burada sayılan isimler, Hayrettin Karaman'ı gene ayırıyorum. Fazlur Rahman tarafından ve işte onun gibi birkaç isim daha var. Onlar tarafından açılmış olan bir yolun, hani meşhur bir Nasreddin Hoca fıkrası var ya arkadaşlar. Fıkranın sonunda hoca da diyor ki, bu da o tavşanın suyunun 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 suyu. Bunlar da işte Fazlur Rahman'ın suyunun 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 suyu diyebileceğimiz isimler. O yüzden burada zikredilen isimler ya da onlar gibi olan, burada zikredilmemiş başka isimlere, mesela diyelim ki işte haftada yarım saat olan bir program süremizi tahsis etmeyi, ben bizim istifademiz açısından fevkalade israf, onlar açısından da hiç hak edilmemiş bir iltifat kabul ederim, yapmam. Fazlur Rahman ve emsali birkaç kişi için yapacağız, vakti geldiğinde inşallah. Evet, herhalde meseleyi hallettik. Genç kuşaklarda yayılan bu fıskı fücurun bu döneme değil, genel olarak her genç kuşağın arasında yayıldığını, fakat her kuşağın yaşı ilerledikçe azaldığını gözlemledim. Bu sizce doğru bir tespit midir? Doğrudur. Doğru ise nedendir? Nefis. Gençken daha azgın, yaşlanmaya başladığında o eski azgınlığı kesiliyor. Bir yaşlılığın etkisiyle ölüm düşüncesi, psikozu diyelim daha doğru olur, daha baskın, daha hakim hale geliyor. İki, çok basitleştirdiğimizde gerekçe bu arkadaşlar. Tabii çok geniş bir konu da böyle sadece temel taşlarına mim koyarak ifade ettim. Mesela o. Oğuz Eser, namazdan sonra yapmış olduğumuz tesbihat namaz bittikten sonra mı yapmamız gerekir, yoksa farzı kıldıktan sonra mı, sünnetten önce? Yani şimdi sorulmuş tabii, cevap vermemek saygısızlık olur. Namaz bittikten sonra farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle o vakti bitirdiniz, ondan sonra. Esasen bunlar ilmihal soruları arkadaşlar, yani vaktimiz de çok sınırlı olduğu için şimdi ben, beni dinleyen, burada lütfedip soru yazmış olan her kardeşimin fevkalade saygın kabul edip önemsediğim için hani es geçemem, ama hani bu kadarını da ifade etmiş olayım. 44. dakikaya gelmişiz. Sorular da bitmiş. Ahmet Çelik Bey ile devam edelim, bitirelim. Hocam, İslam'a darbe vuran FETÖ gibi yapılar hakkında, Ahmedi Kadir'i, Kesnizani gibi örgütleri tanıtıp bunlardan korunma yolları hakkında uygulanacak metot nedir? Bu konuda kısa bir analiz yapar mısınız? Yani bu kadar geniş kapsamlı ve aynı zamanda önemli tabii bir mesele hakkında kısa bir analiz bence mümkün değil. Eğer mümkünse de benim harcım değil en azından.
imkanlar dahilinde bir program, birden fazla program yapmayı düşünürüm. Ama deminki gibi yeri geldiği vakit, zamanı geldiği vakit, yani şimdi Allah ömrüm ihsan etmişse ve her hafta işte cuma akşamları böyle yarım saat sizin karşınıza geçip konuşma nimeti devam eder ise, benim kafamda bir sıralama var, bir master plan var. O plana uyarak inşallah gitmek isterim. O plan içerisinde Ahmet Çelik Bey'in kastettiği mesele önemi bertaraf ama öncelikli değil. Çünkü bana göre ondan çok çok daha önemli başka meselelerimiz var. Vakti geldiğinde birden fazla program yapılmayı gerektiren bir kapsama ve öneme sahip olan bir meseledir. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Meselenin özü ilim. Sağlam bir tefsir kültürü, sağlam bir şerhli hadis kültürü. Yani herhalde dikkatinizi çekmiştir. Açın Kur'an meali okuyun, Kur'an'ı öğrenin, ona göre falan demiyorum çünkü bu komiklik olur. Aynı şey düz hadis metinleri için de öyle. O da komiklik olur. İyi yapılmış hem seçilecekler itibarıyla hem onların içinde kendi sıralaması itibarıyla iyi yapılmış bir tefsir listesi. Bu anlamda iyi yapılmış bir şerhli hadis külliyatı listesi. Bunları okuyacaksınız. Sahip olduğunuz ilmi donanım ölçüsünde arkadaşlar, burada kastedilen tehlikeden kendinizi korur hale geleceksiniz. Tehlikeyi, yanlışı kendini kamufle etmiş olsa bile teşhis edebilir hale geleceksiniz. Evet, şunlarla bitiriyoruz. Alparslan Yücel diyor ki e-mail adresine halen ulaşamıyorum. Yani şu an yazan olmadığına göre anladığım, arada bir yaptığı gibi bizim moderatörler gene greve gitmişler. Çünkü iş başında olsalardı yazarlardı. İşte hocanın Gmail adresi, e-mail değil, onu paylaşıyorum. Haftaya deneyelim, yani moderatörlerimizin de iş başında olduğu, grev yapmadıkları bir vakitte, şimdi benim de elimden gelen bir şey yok, ezberimde değil çünkü. İnşallah Gmail adresimizi yazalım ya da yorumlara yazsın Alparslan Yücel. Ona haftaya beklemeden yorumuna cevap olarak Gmail adresini gönderelim. O da bize o elindekini yollasın. Şuna da cevap verelim. Erman Erman demiş ki Hamidullah hakkındaki düşünceniz nedir hocam? Nihai değerlendirmeyi söyleyeyim, son derece müsbettir. Ama şimdi Hamidullah'a yöneltilmiş olan eleştirileri de biliyorum, yani onları da aklımda tutarak söylüyorum. Mükemmeliyet aramayın. Peygamber değilse karşınızdaki insan, mükemmeliyet aramayın. Bir, siz mükemmel değilsiniz. İki, sizin varsa İslami alt kimliğiniz itibarıyla mükemmel kabul ettiğiniz bir önderiniz, şu an yaşayan ya da vefat etmiş, tarihe geçmiş. İnanın o da mükemmel değildi. Evet, Abdülkadir Kenan Bey demiş ki hocamızın mail adresi yukarı yazılmıştır. Eyvah, ben moderatörlere haksızlık mı ettim? Yok. Yani burada yazılmış bir şey yok. Mevzu bitti 48. dakika. Arkadaşlar önümüzdeki hafta arz ettiğim gibi Hasan el-Benna, İhvan-ı Müslim'in tecrübesi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O vakte kadar ebeden ve daima sizlerin kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.